dönüşümü gerçekleştiriyoruz. Çünkü sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Aslında biz orduda sadece fiziksel anlamda bir sportif dönüşüm değil, aynı zamanda zihinsel anlamda da mentalite dönüşümünü, düşünsel bir dönüşümü gerçekleştiriyoruz. Çünkü sağlam kafa sağlam vücutta bulunur ilkesine uygun olarak düşünen ordu, üreten ordu ve yarışan ordu sloganıyla bunun altını doldurarak, içini güçlendirerek böyle bir ordu oluşturuyoruz. Ve çok şükür şu anda sadece orduda değil, Türkiye'nin sınırlarını aşan bir performans gösterdiğimiz için de sizlere teşekkür ediyorum. Her sporcu sadece kendi dalında değil, diğer dalları da denesinler istiyorum. Mesela bir tenisçi, başarılı bir tenisçi, aynı zamanda iyi bir yüzücü olsun, iyi bir atlet olsun. Yani bu imkanı da ben size sağlayacağım. Yani biraz önce Sri Lanka'dan gelen bir arkadaşımızla görüştük, iş adamımız, ordulu iş adamımız. Orada sörf üzerinde, deniz sporlarından sörf üzerinde çalışma yapıyor. Şimdi orduda böyle bir çalışma başlatıyoruz. Bu sörfün aynı zamanda tenisin estetiğiyle birleşip çok güzel bir kombinezon ortaya çıkabilir. Yani biz bunu diğer sahalarda da oluşturalım. Aynı zamanda işin satranç bölümüne girelim. İşin fikri boyutunu oluşturalım. Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur. Sadece tenisle, futbolla, güreşle değil, judoyla değil, atletizmle, bisikletle değil, diğer konuları da deneyelim. Ordu burada bir başlangıcı oluşturmuş olsun. Yani bu çalışmaları ben size sağlamaya çalışacağım. Ve bununla ilgili olarak özellikle denizi size dikkatinize sunmak istiyorum. Çünkü ordunun kara yüz ölçümü kadar da onun yarısı kadar da denizimiz var. İşte kano sporuyla, yelkenlilerle başladığımız çalışmaları bu tenisin estetiğiyle de birleştirelim. Yani burada değişik bir çalışma sunalım istiyorum ben sizde. Bununla ilgili tenisin zaten bütün imkanlarını sağlayacağız. Kortları daha geliştireceğiz. Çevre düzenlemelerini, ağaç dikmesi ve sosyal donatılarıyla bunları oluşturmaya çalışıyoruz. Ve burada artık klasik belediyecilik, asfalt, işte çöp toplama veya kaldırım değil, işin sosyal boyutunu ve ekolojik dengesini de oluşturalım istiyoruz. Tenis sadece Altınordu'da bulunmasın. Mesuliye'de de olsun, Gölköy'de de olsun, Akkuş'ta da olsun. Yani burada da sınırları zorlayalım. Altınordu'nun sınırları sadece deniz kenarında böyle mükemmel tesislerle değil, oralarda da deneyin. Orada da Akkuşlu gençleri, Gölköy'lü gençleri de, Kabataşlı gençleri de tenise alıştıralım. Çünkü tenis gerçekten zarif bir spor. Çok özel bir spor. Hem zekayı geliştiriyor, hem vücut dengesini sağlıyor, hem işin biyolojik dengelerini sağlıyor. Bu bakımdan bunu çok iyi geliştirerek yaygınlaştıralım ve ordu burada da Türkiye'de bir başı çeken lider bir il olsun. Çünkü ben buraya klasik belediyecilik yapmaya gelmedim. Ben buraya bir şey olmaya gelmedim, bir şey yapmaya geldim. Bu bir şeyi sizle beraber yapalım. Biliyorum ve başarılar diliyorum size. Büyükşehir Belediye Başkanımız takdim edecekler ödüllerini. Dediğim olmuş. Dediğiniz oldu. Evet.